ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Stüdyo saatlerimiz 19'u gösterirken yine günün özel başlıklarıyla karşınızda olacağız. İyi Parti Manisa kurucusu, kurucu başkanı ve il başkanı Tamer Akkal düzenlediği kahvaltılı basın toplantısı ile yönetimini yerel ve ulusal basına tanıttı. Akkal toplantıda yaptığı açıklamada 17 ilçemizde önümüzdeki günlerde ilçe başkanlarını belirleyerek üye kayıtlarını yapacaklarını söyledi. Türkiye genelinde ise 69 ilde teşkilatlanmamızı tamamladık diyerek sözlerini bitirdi. İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı basınla tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda il başkanlığının kendisine tebliğ edildiğini ifade eden Tamer Akkal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tamer Akkal, Manisa'nın stratejik konumunun parti için önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye genelinde tüm illerde hızla bir teşkilatlanma süreci başladı. Manisa'nın önemi, Manisa'nın stratejik yeri çok önemli İYİ Parti için. Çünkü ben hep iddia ediyorum arkadaşlarımla konuştuğumda, İYİ Parti bana göre Türkiye'de Manisa olarak en çok oy alabilecek illerden bir tanesi. O yüzden de çok ince dokuyup, sık eleyip geçtiğimiz hafta içerisinde teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın tarafıma tebliğ edildi. Geçen hafta Perşembe günü itibariyle görev aldık. Hafta sonunda gelip mazbatamızı görevlendirmek kağıdımızı aldık. Biliyorsunuz Çarşı'da Ulu Park'ın tam karşı köşesinde bir yer tuttuk. Sonra tuttuğumuz yerin bir alt katındaki daireyi de tuttuk. Daha geniş bir yere ihtiyacımız olduğunu fark ettik ki orayı da tuttuk. Gerçekten pazartesi gününe itibaren ufak tefek tadilatlarla birlikte gelen gidenleri de aramaya başladık yerimizde. İnşallah bugün tabelamız asılacak akşamüstü. Önümüzdeki süreçte hem il teşkilatını yapılandırma hem de 17 tane ilçe teşkilatını ilçe başkanlarına atayıp onların da yapılandırmalarını aynı anda sürdüreceğiz. Akkal Parti üyelerini ilçe başkanları dışında üye yapma yetkisinin olmadığını, önümüzdeki 20 gün içerisinde teşkilat yapılanmasının bitirilmesinin ardından üyeliklerin başlayacağını duyurdu. Sadece bir kitlenin, bir ideolojinin ürünü değil İYİ Parti. Biz gelirken buraya gönlümüzü çıkarmadık. Biz gelirken burada ben Türk milliyetçisiyim. Atatürk'ün de söylediği gibi Türk milliyetçisiyim ama benim Türk milliyetçiliğim asla kafatası milliyetçiliği değil. Benim Türk milliyetçiliğim biraz önce de bahsettiğim gibi bu ülkeyi, bu toprakları kendine vatan kabul eden ve bu bayrağı kendine namus kabul eden her insanı bu ülkenin vatandaşı görüp bu Türkiye'deki yaşayan insanlarla bütün hepsini, Kürt de olsa, Laz da olsa, Çerkez de olsa, Türk de olsa hepsini bir arada kabul eden milliyetçilik anlayışına sahibim. Şu andaki kanunlarımıza göre parti üyelikleri ilçe başkanlıkları tarafından yapılmakta. İlçe başkanlıkları yaptığı için şu anda ben dahi İYİ Parti üyesi değilim. Sadece İYİ Parti kurucu il başkanı olarak atandım. Ben tahmin ediyorum 20 gün zarfında bütün ilçe başkanlıklarımızı atamış oluruz 20-25 gün zarfında. Onlar atandıktan sonra Ankara'da genel merkezimizde onaylandıktan sonra tüm ilçelerimizde üye kayıtlarımız başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İYİ Parti Manisa kurucusu, kurucu başkanı Tamer Akkal'ın Cengiz Ergün'ün Meral Hanım'a karşı bir sempatisi vardı. Sözlerine tepki gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İYİ Parti Manisa kurucu başkanı Tamer Akkal'ın kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlerin yakışıksız ve hoş olmadığını söyledi. Tamer Akkal'ın Cengiz Ergün'ün Meral Hanım'a karşı bir sempatisi vardı sözlerine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP'nin temsilcisi olduğunu vurguladı. Yeni bir partinin il başkanlığına atanmış yeni bir arkadaşımız. Eskiden Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde il başkanlığı yapmış ve bu camiaya hizmet etmiş bir kardeşimiz. Her şeyden önce yolu açık olsun. Ancak benim Meral Akşener'e genel kurul döneminde imza vermemle ilgili veya sempati duymamla ilgili yapmış olduğu açıklamaları esefle karşılıyorum. Tabii bunu kendisinin neye dayanarak söylediğini de anlamış değilim. Biz burada 8,5 yaklaşık 9 yıla yakın süredir
Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki dönem burçlarını Manisa Belediyesi'ne ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne dikmiş bir partiyiz. Ve onun bugün temsilcisiyim. O açıdan bu tür yapılan açıklamalar yakışıksızdır ve hoş değildir. Sonuç itibariyle ben kendisine başarılar diliyorum bundan sonraki süreçte. Biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Çeşitli branşlardaki poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme merkezi ve gözlem odalarıyla ile adeta butik hastane olarak hizmet veren Manisa Organize Sanayi Bölgesi Med Tıp Merkezi, Manisalıların karşısına yepyeni bir hizmetle çıkmaya hazırlanıyor. Manisa'nın merkezindeki hayatın yoğun akışına tanık olan MOS Med Tıp Merkezi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde mimari olarak özel inşa edilmiş binasında çeşitli branşlarda poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme merkezi ve gözlem odalarıyla adeta butik hastane olarak hizmet veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşmaları bulunan tıp merkezi, şehrin gürültüsünden uzak ve ulaşılabilirlik açısından da son derece avantajlı bir konumda bulunuyor. Kaliteli sistemleri çerçevesinde ekip çalışmasına önem vererek hizmet düzeyini sürekli yükseltmek istediklerini belirten MOS Med Tıp Merkezi Genel Müdürü Doktor Hülya Yurttaş Pirinççi, Manisalılara yepyeni bir hastane müjdesi verdi. Kendi branşlarında en iyi olan uzman hekimlerimizle tedavi ve sonuçlandırmayı aynı kurum içerisinde yapabiliyoruz. Hedeflerimiz arasında bu hizmeti sadece çalışanlara değil, çalışanların yakınlarına da verebilmek vardı. Şu anda artık SGK kurum anlaşması nihayetiyle bunu verebiliyoruz. Bunun yanı sıra beklentiler arasında biliyorsunuz ki hastalık zamanında kuruma, doktora, tetkiklere, görüntüleme sistemlerine güven çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar, gerektiği kadar tetkik bile tedaviyi sonuçlandırmaya yönelik bir kurum burası. Yani pek çok etrafta konuşulan ticarete bağlı ya da özel sağlık kuruluşu olduğunda gereksiz tetkik ve tedavilerin istenmesiyle ilgili en ufak bir şüphe buraya gelen hastada olmuyor. Nedeni de şu, biz zaten 15 yıldan beri fabrikaların iş sağlığı hizmetlerini verirken kişi hastalandığında işi bırakıp muayeneye geliyorsa biliyoruz ki bir an önce tedavi olup tekrar makine başına çalışmaya gitmek istiyor. Çünkü 3 vardiya ya da 12 saat çalışan işçilerimiz var. Bunlarla birlikte bina tabii ki yetmeyeceği düşünülerek çok farklı bir projeyle, çok yeni bir projeyle ameliyathaneler, doğumhaneler, bunların yapıldığı cerrahi tıp merkezi projeleri hazırlandı. Bununla birlikte bu branşlara ilave olarak diğer cerrahi branşların tamamı, klinik branşların tamamı yavaş yavaş ekleniyor olacak. Herhangi bir travma, herhangi bir kaza durumunda artık daha önceden sadece iş kazalarına bakarken tüm travmaları karşılıyor olabilecek. Çünkü çok net MOS Med Tıp Merkezi'nin ticari kaygıyla açılmış olan bir merkez olmadığının altını çizdim. Şu an 2 aydan beri yaptığımız uygulamaya göre SGK'nın ödemesinin üzerine olan hiçbir katkı bedeli alınmıyor. Ve Manisa'da bu sistemi uygulayan tek kurum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sulama kanalına uçtu. Kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kaza Turgutlu Ovası Arpalık mevkiinde meydana geldi. Çampınar'dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan KNK yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Süratli olduğu iddia edilen araç sulama kanalına uçarken kanal üzerinde bulunan küçük beton köprüye çarptı. Beton direği ikiye bölen araç boş sulama kanalına uçtu. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, aks ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit ederken bölgede savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Büyük bir süratle sulama kanalına uçtuğu iddia edilen araçta bulunan Kaan K. ve Rıdvan Ç. feci şekilde can verdi. Bölgede bulunan bir traktörle araç üzerindeki beton yığınları kaldırıldı ve cesetler sıkıştıkları yerden aks ekipleri tarafından çıkarılarak cenaze aracına kondu. Cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan aile yakınları olay yerine geldi. Acı tabloyu gören aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. İki gencin araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdiği kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Vallahi doğru. Manisa'nın Sarıhanlı ilçesinde yaklaşık bir ay önce çıkan yangında evleri küle dönen iki çocuklu cambaz ailesi şimdilerde sokakta kalırken evlerini tadilat ettirmek için yardım eli bekliyor. Manisa'nın Sarıhanlı ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde Metin Cambaz ve eşi Gülcan Cambaz da çocukları 3 yaşındaki Gülbeyaz Nur ve 5 yaşındaki Metecan'ın yaşadıkları evde yaklaşık bir ay önce yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale gelirken Cambaz ailesi de sokakta kaldı. Hurdacılıkla geçinen dar gelirli Cambaz ailesi şimdilerde akrabalarının evlerinde göçebe halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Evlerini onarmak için maddi sıkıntılar yaşayan Cambaz ailesi yeniden evlerine kavuşmak için yardım eli bekliyor. Metin Cambaz tek istedikleri evlerini tadilat ettirmek olduğunu söyledi. Evimin yanında 30 gün oldu evimin yanalı. Çolumla çocuğumla perişan haldeyim. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Kendiniz görüyorsunuz olan biteni. Kış kıyamet gününde nerede kalalım yani, siz kendi elinizi vicdanınıza koyun. Çoluğumuza çocuğumuza en azından bebelerimin yanı şu çatısını kapatsanız yeter yani, kapısını penceresini kendi imkanlarımla yaptırmaya çalışacağım Allah nasip ederse. Siz büyüklerimden yardım talep ediyorum, yardım bekliyorum. Metin Cambaz'ın eşi Gülcan Cambaz da akrabalarında yaşadıklarını söyledi. Evim yandı işte, çoluğumla çocuğumla çaresizim. Hayır sevenlerden bir yardım bekliyorum devletimizden. Evimizi yaptırsalar en azından, başka hiçbir şey istemiyoruz yani. Çoluğumla çocuğumla bir çare. Lütfen. Annemlerde kaldım biraz, kayınpederimde kaldım. Ama çoluğum çocuğum yani rahatsız oluyor. Herkesin üstünde olmuyor. Ben sadece evimin onarılmasını istiyorum. Evimi yaptırsalar çok sevinirim. Çaresizim. Çocuklarım var 2 tane. Kış kıyamet gününde ne olursunuz belinizi uzatın. Çocuklarımın ikisi de bronşit hastası. Yani duracak yerim yok, sığınacak yerim yok. İkisi de küveste yattı, bronşit hastası. Hani bir yardım yani lütfen. Küçük Metecan da anne ve babası gibi evlerine bir an önce kavuşmak için kendilerine yardım edilmesini bekliyor. Gediz Elektrik Anonim Şirketi Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde elektrik hatlarındaki sorunu tamamen ortadan kaldırmak için yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Kuşlubahçe Mahallesi'nde süren çalışmalarda 6000 metrenin üzerinde elektrik ana şebekesi yer altına alınıyor. 15.000 nüfusluk mahallenin tamamında 8.000 metre civarında sokak aydınlatması yapılıyor. Elektrik ana arterlerini besleyen beton direkler tamamen kaldırılıyor. Kuşlubahçe Muhtarı Ramazan Vardar elektrik hatlarının son durumu ile ilgili detayları paylaştı. Her sene yağmurdan, rüzgardan sürekli elektrik kesintilerimiz olmaktadır. Buna bir son verelim dedik. Gediz AŞ vermiş olduğumuz dilekçelerin karşılığında altyapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 8.000 metre kadar bir çalışmamız olacak burada. İnşallah bundan sonra Kuşlubahçe olarak elektrik kesintilerinden kurtuluruz. Ben Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı olarak Gediz AŞ'ye, Sayın Manisa Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Elektrik sorunu yıllardır yaşıyoruz bunu. Biz bildik biledik. Hatlarımız, havaya hatlarımız tamamen yukarıdan geliyor. Trafolarımız yukarıda. Sağ olsunlar yeni trafolarımız yapılıyor. Evet. Bundan sonra inşallah elektrik kesintisini %95 kadar
kaldırılacağını düşünüyorum. Trafolarımız, dışarıdaki trafolarımız kalkıyor. Havai hatlarımız tamamen kalkıyor. Tamamen yerin altına alıyor. Bundan sonra inşallah rahat. Mevlana'nın 744. Vuslat yıl dönümü Manisa'da dopdolu bir içerikle hazırlanan gecede anıldı sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Kur'an tilaveti okundu. Hazreti Mevlana'nın hayatı ve felsefesi anıldı. Sema gösterisi yapılarak Mevlana'yı anlatan tiyatro oyunu sergilendi ve ilahiler okundu. Dopdolu geçen bu programda Manisa halkı da yoğun ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Mevlana'nın 744. Vuslat yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Manisa halkının ilgiyle takip ettiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. MHP Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Hazreti Mevlana'yı Anmak ve Anlamak isimli bir konuşma yaptı. Kaynak teşkil eder onun dönemi, onun hizmetleri ve çalışmaları. Program Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı ve konservatuvar öğrencilerinin de rol aldığı Hazreti Mevlana'yı anlatan tiyatro oyunuyla devam etti. Tiyatroya Manisa Semazenler Derneği'nin semazenleri de destek verince gösteri vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Manisa Türk Tasavvuf Musikesi ve Mevlid Anlar Derneği ile Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğretim görevlilerinin ortaklaşa düzenlediği ilahi dinletisi gerçekleştirildi. İlahilere eşlik eden semazenler sema gösterileriyle göz doldurdu. Programın sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek çiçek verdi. Siyasetler koyduğumuz zaman Hazreti Mevlana sözleri bir kez daha gözlerinde buldurmak gerekiyor herhalde. Büyük dersler aldık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Sizler bize şükrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu çiçeği başkanımız Sayın Cengizler Gülat'a veriyorum. Çok teşekkürler. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Lig'in ilk yarısının son maçında Bayrampaşa'yı konuk edecek. Manisa Büyükşehir Televizyonu ve ETV'nin ortak yayınıyla canlı olarak ekranlarınıza gelecek olan dev randevu öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Levent Devrim takımın son durumunu değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta ilk yarının son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayrampaşa'yı konuk edecek. Temsilcimiz pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesislerinde saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi kazanarak takipçileriyle 7 puanlık farkı iyice açmak istiyor. Oynadığı 16 maçta 1 mağlubiyet, 4 beraberlik, 11 galibiyetle 37 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2. sıradaki Düzce'yle arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Beşiktaş'ın altyapısı olarak da nitelendirilen genç oyunculardan kurulu Bayrampaşa karşısında sakatlıkları bulunan Berkin Kamil Arslan ve Kürşat Ergun Aydın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Manisa Büyükşehir Televizyonu ve ETV'nin ortak yayınıyla canlı olarak ekranlarınıza gelecek olan dev randevu öncesi teknik direktör Levent Devrim şu açıklamaları yaptı. İlk yarının son maçı Bayrampaşa'da oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Bizim gibi hedefi olan bir takımla oynayacağız. Biz de hazırlığımız devam ediyor. İnşallah maça kadar en hazır halimizle sahada olacağız. İlk yarıyı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Hedeflediğimiz bir puan var, 40 puan. Onu yakalamak istiyoruz. İnşallah iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla, keyifli bir oyunla hem kendimizi hem
maça gelen taraftarı mutlu edecek bir oyunla maçı kazanırız. Sakatlarımız var. Kürşat ameliyat olmuştu zaten yaklaşık 10 gün önce. Berk'in de bir sakatlığı var. O kesinlikle maçta oynamayacaklar ikisi. Mehmet Kuruoğlu'yla Mehmet Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Biliyorsunuz geçen hafta bir suyun içimde oynadık. O biraz bizde hasara neden oldu. Ondan tedaviler devam ediyor. Maça kadar bakacağız. İnşallah dediğim gibi en hazır kadromuzla sahada olmaya çalışacağız. Yani sahamız iyi durumda zaten. Pazar günü bir yağmur bekleniyor. Ama artık mevsimsel olarak bunlar normal, doğal. Gerek içeride gerek dışarıda oynayacağız maçlarda. Hava şartlarını ve saha şartlarını uyum göstermek zorundayız. Dediğim gibi bu takımın bir hedefi var. Hedefe de emin adımlarla ilerliyor. İnşallah ilgin bu İlkan'ın son maçına maçtan sonra da oyuncularımıza bir 5-6 günlük izin vereceğiz. İnşallah izin öncesi hem bize hem taraftarımıza hem yönetimimize güzel bir hediye vermiş olurlar. Evet, sıradaki haberimiz Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Okçuluk Federasyonu Kupası Samsun'da resmi antrenmanla start aldı sevgili seyirciler. 1025 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı okçuları da madalya için mücadele ediyor. Samsun'da 14 Aralık tarihinde başlayan Salon Okçuluk Federasyonu Kupası 17 Aralık tarihinde sona erecek. Düzenlenen turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de 8 sporcu ve 1 antrenörle katılım sağladı. Katıldıkları turnuvalarda aldıkları derecelerle adlarından sıkça söz ettiren yeşil beyazlı okçular hedeften şaşmayarak Manisa'ya dereceyle dönmeyi amaçlıyor. Judodan jimnastiğe, atıcılıktan basketbola kadar tüm branşlarda başarıyı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar, yeşil beyazlı okçuların turnuvalarda Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarılar diledi. ETV Ana Haber Bülteni'nin bu akşam da sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar.